Herkese merhaba arkadaşlar, Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüne karşınızdayız. Bu bölümümüz arkadaşlar 31 Aralık 2021'in son günü için özel bir video olacak. Yılbaşı video final, yani 2020'nin final videosu olarak yer alacak. Bu videoyla alakalı arkadaşlar geçtiğimiz günlerde topluluk kısmında bir tane post paylaştım. Paylaşımımızda dedim ki eğer siz de isminizin yer almasını istiyorsanız, bu içerik içerisinde isminizin yer almasını istiyorsanız isminizi yorum olarak atabilirsiniz. Yılbaşı ağacımızı hemen hemen şu tarz bir şey yapacağız. Bunun birazcık daha böyle daha kuvvetli, daha güçlü halini göstermeye çalışacağım. Yani birazcık daha fazla yapraklı hali olacak elbette. O şekilde bir tasarım olacak. Üzerinde redstone'lar, lapis lazuli'ler, ondan sonra tabii bir ışık taşlarıyla vesaire bir süsleme işine gireceğiz. Aynı zamanda belki bir ihtimal etrafından da bir gün vesaire halkalar çevirebiliriz, duruma göre bakarız ona. Yani çok fazla böyle abartıya kaçmayacak şekilde o tarz bir tasarım düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun hemen hızlı bir şekilde başını anlattığımız alanı oluşturmuş durumdayım. Yani burada boşluk, güzel bir alanımız var şu anda. Arkadaşlar yeni yıl bölümümüzün sonlarına doğru yaklaştık artık. Gördüğünüz gibi etrafa şöyle döndüğümüz anda zaten tam olarak göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şu anda yeni yıl ağacımız bu şekilde Replicant ile beraber bunu izlediniz. Ben bu ağaç üzerinde daha fazla uğraşmak istemiyorum. Çok fazla uğraştığımızda birazcık görüntüyle alakalı sıkıntılar oluyor. Aşağıdan hafiften yükselerek, büyüyerek, genişleyerek yukarı doğru incelen bir yeni yıl ağacı yapmak istedim. Zaten bu normalde default bir tane ağaçtan Ladin ağacı oluşturduğumuzda işte 4 tane sapling ekiyoruz, 4 tane fidanını ekiyoruz. Ondan sonra kemik tozuyla bastıktan sonra büyüyor ve birazcık ben sadece yaprak sayılarını vesaire çoğaltmaya çalıştım elinden geldiği kadarıyla. Böyle garip bir görüntü de olmasın. Hatta bu bile birazcık daha geliştirilebilir. İsmini vermemiş olan ama ismini eklemek istediğim 2-3 kişi daha var. Onları da eklemiş olacağım buraya. Onları da bu şekilde ekleyelim. Toplamda yaklaşık 25 civarında bir ismimiz var. Hatta 3-5 kişi daha var eklemek istediğim ama onlar işte böyle birazcık Minecraft'tan uzak kişiler olduğundan kaynaklanarak çok da eklemek istemedim açıkçası. Minecraft'a eklediğimizde işte niye ekledim vesaire muhabbeti çevirebilirler. Tehlikeli insanlar onlar, belli olmaz. O yüzden onları eklemedim. Ne yapalım arkadaşlar, şimdi videomuzun içerisinde şimdi tek tek isimleri ben koyacağım. Ondan sonra güzel bir replikayla ile beraber çekim yapmaya çalışacağım eklediğimiz isimlerle alakalı. Hatta isimlerle alakalı arkadaşlar ben şu girişi geniş bulduğumdan kaynaklı, hani tepeye oluşturduğumuz için. Ne oluyor orada ya? Allah Allah. Creeper'a şey attın değil mi lan sen? Terbiyesizler. Kesin bu Creeper'a bir şeyler fırlattı. Kar fırlattı. Ondan sonra Creeper da dayanamadı, patladı. Güzel bir mekanik aslında bakarsanız. Evet, şimdi ben lafı çok fazla uzatmadan dediğim gibi burası geniş olduğundan kaynaklı olarak buraya ben isimlerimizi eklemeye çalışacağım. Sırayla böyle güzel bir kayıtla beraber geçmeye çalışacağım. Kafamdaki planı uygularsak güzel bir görüntü oluşacaktır. Şimdi isimlerimizi arkadaşlar sırayla eklemeye çalışacağım. Yani bir postu paylaştıktan sonra ilk ismi yazmaya başlayan kişiden itibaren aşağıya doğru kaydıracağım. Bakalım ortaya nasıl isimler çıkacak ve sizler de bunları göreceksiniz zaten. Şimdi uçan tospa küçük harflerle yazalım ama nasıl yazıldıysa isimler o şekilde yazmaya çalışacağım. Uçan tospa yazdık. Hayırlı uğurlu olsun uçan tospayı da. Ve bu şekilde beyazı boyadığımızda da oldukça güzel bir görünme sahip oluyor açıkçası. X kusursuz X. Pardon. K'si küçükmüş. X kusursuz X şeklinde bir isim veriyoruz hemen.
bir sıra aşağıya kaydırıyoruz. Bu şekilde ismimizi oluşturduk. Bakalım. Aynen öyle. Vite Lotus. Vite Lotus. White Lotus zaten. Komik komik isimler yazıyor. Şuna bak. Vite Lotus. Bir doğru ismini yazamadı bir türlü. Vedat. Vedat iki tane isim paylaşmış. İkisini de ekleyeceğim ben. İkinci isim zaten şu an göreceksiniz. Şöyle koyuyoruz hemen. Esmer Kue Mistiki. Hepsi sığmıyor değil mi? Ha, ne yapacağız? Aşağıya kaydıracağız ama. Esmer Kea Mistiki. Verdik ismi de. Böyle bir isim. Güzel. Koyduk onu da. Mr. Iron Man. Tamam. Kerem iş bilir ama iyileri koydurmamış tabii. O şekilde nasıl söylendiyse o şekilde koymaya çalışıyorum ben isimleri. Oğuzhan Çınar. Onun ismini de verdik. Hatta iki isim sonrasında şuraya koysak mı diye düşünüyorum ama ne ismimiz? Oğuzhan Çınar'dan sonra teknik var ama Oğuz Bey koyacağız buraya. Teknik çünkü sol tarafta olacak. Hemen şöyle yerleştirdik onu da. Buraya teknik koyduk. Değil mi? Tamam, herhangi bir sıkıntımız yok. Teknikten sonra şuraya isim vereceğiz bir tane daha. Ramazan Işıldar burası olması lazım değil mi? Aynen, Ramazan Işıldar verdik. Ramazan Işıldar'ı koyduk. Emre Köşkeroğlu sağ tarafa koyulacak. Utku buraya koyulacak. Çok da fark etmez aslında sıralama ama Köşkeroğlu. Sığdı güzel. Tek sıraya sığması yeterli. Birazcık ismim uzun falan demiş. Sonradan ikinci yorumunda da ismini söylemiş ama o kadar da sıkıntı, problem çıkartacak bir uzunlukta değilmiş isim. Güzel bir şekilde sığdırıldı. 3 blok ileri bir yan şeklinde isimlerimizi verelim. Şimdi Emre'yi koyduk, Utku'yu koyduk. Furtingen. Furtingen. Capsuk maçı o değil. Furtingen. Tamam. S'yi koyuyoruz şöyle. Tamam. Heh, tamam. Şunu siliyorum tekrar. Roman Mürs. Onu kopyalamıştım. İsmi biraz A harfi ters A gibi oluyor. Yani işte Azerbaycan dilinde o şekilde muhtemelen. Ya Selim yazıyoruz bir tane. Boyayacağız şimdi onu da. Ondan sonra buraya Murat Z koyuyoruz. Twitch nicki Murat'ın. Tamam, bunu boyamışız zaten. Sonra X-Clover Ümit'i koyduk. Meden 2 koyduk. Şöyle boyadık. Venom koyuyoruz. Ondan sonra 3 geldik. Şuraya da Mustafa Türkmen koyduk. Tamam, güzel. Hamza Dayı. Hamza Dayı bir de yorumunda şey belirtmiş. Hamza Dayı yazmış yani yazılacak olarak. Ondan sonra bir de Off the kardeşim seviyorsun demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum zaten. Yani birbirimizi tanımıyoruz. Hani işte ben bu konularda hani yapmacık olmak istemiyorum işte. Ben de seni çok seviyorum. Sen beni seviyorsan ben daha çok seviyorum gibisinden muhabbetlere girmenin çok bir mantığı olduğunu düşünmüyorum ama elbette yani sonuçta burada birbirimize herhangi bir kötülük yapmıyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz. Sizler izliyorsunuz. Destek vermeye çalışıyorsunuz beğenilerinize, yorumlarınıza. Ben de elimden geldiği kadarıyla video atmaya çalışıyorum. Sevginin karşılığı tam olarak herkeste farklı olabilir. Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde her zaman olacağımızı düşünüyorum açıkçası. Şu ana kadar herhangi bir şekilde videolarımızda birilerine küfür ettik, birilerine hakaret ettik gibi bir içeriğimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak hiçbir şekilde. Orada ne oldu ya bir? O yüzden hani sevgi muhabbeti aslında bakarsanız o tarz bir şey diyebiliriz yani. Şuraya bir isim vereceğiz hemen. Tabii arkamızdan biri gelip patlatması mükemmel olacak. Creeper falan gelir bir şeyler olur. Tehlikeli yerler buralar biliyorsunuz, görüyorsunuz zaten. Kardan adam inanılmaz ya, yaklaştırmıyorlar baksanıza birbirlerine. Ama biz yanlışlıkla bir tanesini öldürmek zorunda kaldık. Şimdi dediğim gibi Fatih'le beraber isimlerimizi tamamladık aslında ama şimdi bir de MVP07 Ali Bey ve Mahvoluk TV. Bu isimleri ekleyeceğiz arkadaşlar buraya. Bunlar da oldukça önemli isimler bizim için. Evet, şimdi MVP07 dediğim gibi yorumlarda olmayan isimleri eklemeye çalışıyorum buraya şimdi. Ondan sonra bir tane şu tarafa Ali Bey ekleyeceğiz. 3 blok gittik. 1 blok şuradan Ali Bey ekliyoruz. Ali Bey. Ondan sonra ne oldu lan? Terbiyesiz, sen kimsin bize saldırıyorsun? Ondan sonra şimdi şuradan 3 blok gittik şuraya değil mi? Buraya da Mahvolduk TV. Kanalımızı ilk oluşturduğumuzda yani ben de realde gerçekte tanımadığım bir kişi kendisi ama işte Discord'da falan bir yaklaşık 5 yıldır muhabbetimiz var. Ara ara konuşuyoruz, ediyoruz. Yazılı olarak zaten inanılmaz sohbetimiz var yani konuşmamız var bu bazı konular üzerine.
Kendisi Haspartacus. Bakın şöyle ismi yazalım. Kanal oluşturduğumda ilk abone olanlardan bir tanesi. Dediğim gibi ben kendisini realde tanımıyorum. Gerçekte tanıdığım bir insan değil kendisi. Ama 5 yıl civarına falan oldu. 5 yıl belki 5 yıldan fazla bile oldu. Emin değilim şu anda. Kendisi gerçekten kanalın ilk abonelerinden birisi. İlk 3'te falandır yani mutlaka ilk 3'tedir. İlk 2 aboneyi bilmiyorum. Belki bir tanesi benimdir. Yan hesabı falan olmuşumdur görmek için. Emin değilim ama Haspartacus ilk 3'ten bir tanesi. Onu da ismini de bu şekilde ekledik. Yanına da hatta kendi ismimi ekleyeyim şöyle. Avtek TV şeklinde ekleyelim ismimizi. Boyamızı da attık. Evet, Haspartacus ve Avtek TV bu şekilde ekledik. Ondan sonra bir kişi daha ekleyeceğim bu arada. O bir kişi daha ekleyeceğim. Onun da gerçekten kesinlikle kanalla videolarla alakası yok. Yani yorum falan da atmaz mesela. Haspartacus da çok fazla yorum atmaz. Böyle arada sırada denk gelirse atar. Ama onun da gerçekten sevdiğim bir insan olduğu için ekleyeceğim şimdi. Nereye ekleyelim onu da? Hatta şu yolun kenarına ekleyelim ya direkt. Bir tane E'yi yanlış yazmış olabilir. Olabiliriz. Ruiner şeklinde bir nick'e sahip kendisi. Evet, ekleyeceğimiz bütün isimleri ekledik arkadaşlar. Böyle bir mezarlık tarzında bir görünüme sahip oldu aslında. Bakarsın hani hepsi birbirine yakın, inanılmaz bir şekilde dip dip oldu isimler ama yapacak bir şey yok yani. Biz buraya mezarlık yapmadık. Tamamen anıları yaşatmak için yaptık aslında. Evet arkadaşlar, 2021'i bu şekilde sonlandırmış oluruz. 2021'in son videosu olacağını düşünüyorum bu. Bununla alakalı başka bir düşünüyorum şu an. Başka video paylaşamayız yani. Skanas'la falanla alakalı da belki 2021'in sonu videosu paylaşabiliriz ama sanmıyorum paylaşacağımızı. Bu Minecraft olarak işte Avtek TV YouTube kanalımız olarak 2021'in son videosu olsun bizim için. Evet, bu arada kapatmadan önce bir de Noob Barış katıl ikinci üye şeklinde, aynı zamanda bir de White Lotus katıl birinci üye şeklinde isimlerini de eklemiş oldum. Kendilerine destekleri için teşekkürler. Bununla beraber 2021'i sonlandırıyoruz. 2022'de umarım daha fazla, daha güzel içerikler oluşturabiliriz. Ve daha çok fazla katılımla beraber kanalımızı daha büyük halde, daha büyük seviyelere getirebiliriz. Bugüne kadar yorumlarımıza 1 dakikasını dahi ayıran, 10 saniyesini dahi ayıran diyelim, hatta daha da küçültelim böyle. 10 saniyesini ayırıp da destek olmuş olan, izlemiş olan, yorum atmış, beğeni atmış kişilere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteklerinizi devam ettirirsiniz diye umuyorum. Umarım ki aynı zamanda 2022'de istediğiniz her şeye kavuşursunuz. İstediğiniz her şey güzel bir şekilde size gelir. Siz elde edebilirsiniz onları. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. 2021 artık bitti. Hadi bakalım, görüşürüz. Bye.